Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Küçük bir gece videosu ile sizleyim. Nergis ben. Yüzüm çok parladı çünkü bir makyaj yapmıştım. Pudra da sürmedim arkadaşlar. Uzunca bir süre geçti üzerinden ve bu şekilde makyajın akması çok normal. Pudra da sürmedim. Ama ilk yaptığımda arkadaşlar bu kadar akmamıştı tabii. Hemen kayıt işlemlerini yaptım. YouTube'da Nergis Akar'la her tarz yazarsanız. Orada güzel iki tane müzik kanalıma kayıt yaptım arkadaşlar. Evet, kayıt videolarından sonra da size küçük bir başvuruda güzellik videosu çekmek istedim. Aslında şöyle üzerimi göstermek de pek istemiyorum. Şimdi üzerimde işte gösteremedim gene. Şöyle göstersem şeyden dedim şöyle şu şekilde. Göbeği açık bir kıyafet görüyorsunuz. Böyle yeşil bir şort görüyorsunuz. Aslında arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ben çekimi tabii ki bu şekilde yapmadım. Üstündeki büstiyerim vardı sadece. Ama zaten belden şöyle itibaren çekim yaptım. Şimdi bugün bu çantanın içinde arkadaşlar ne var? Hemen onu göstereceğim size. Yani bu çantanın içinde bugün müzik videosu çekerken, yani müzik klip gibi bir şeyde işte müzik kanalıma şarkı okurken arkadaşlar yaptığım makyajımdı bu. O yüzden aktı da size kısaca, aslında göz makyajı hiç yapmadım. Sadece kirpiklerime Rimmel London'ın bu maskarasını. Arkadaşlar nasıl göstereceğim kameradan? Nefret ediyorum bu durumdan gerçekten. Şimdi şöyle bir maskara sürdüm. Gözlerimde görüyorsunuz. İnanın. Güzel bir maskara, bilmiyorum. Yani ben tane tane böyle ayırıyor, hani fena değil. Sonra bakalım bu çantanın içinden ne çıkacak, ne çıkacak. Hemen açıyorum bakıyorum. BB krem kullandım. BB. Bebek kremi kullandım. Arkadaşlar Garnier'in şu. Bu çok koyu. Aslında benim cildime uygun bu, yağlı ciltler için. Ama çok koyu geldi. Bilmiyorum, medium da değil aslında, light rengi ama niye böyle bilmiyorum. Ben onu arkadaşlar L'Oreal'in bu bazıyla karıştırdım. Bası. Basıyla ikisini birbirine karıştırdım. Yani evet. Şarkı söylerken yüzümde fondötenden ziyade BB krem olsun istedim. Yani bunlar şarkı söylerken hazırladığım aslında makyaj arkadaşlar, bu yüzümdeki. Hemen alelacele pudra da sürmedim. L'Oreal'in bu aydınlatıcısı. Çok güzel bir aydınlatıcı. Aynı zamanda da allık gibi bir şey. Saçlarım ense topuzuydu zaten, böyle değildi. Özellikle arkadaşlar işe giderken, yani programdayken mutlaka ense topuzu yapıyorum. Açık pek fazla bırakmam. Ama günlük hayatımda açık bırakıyorum. Çünkü ense çok resmi oluyor ve sahnede bana daha güzel gittiğini söyleyenler de çok. Ben de beğeniyorum. Kaldırıyor. Daha resmi ve daha ağır oluyor. Onun için iş yerimde, sahnede o şekilde yapıyorum. Ama günlük halimde genelde böyle. Neyse, Flormar'ın bu yüzüm arkadaşlar tamam, hani çok fazla renklendirmedi ama şu çok güzel renklendiriyor. O yüzden bunu kullandım akabinde. Vallahi başka hiçbir şey yok. L'Oreal Paris'in rujunu kullandım. Evet, burada gördüğünüz. Şu şeftali rengi. Bunu da dudak kremiyle birazcık arkadaşlar büyüttüm ettim. Dudaklarım böyle bir şey çıktı ortaya. Şimdi flash çok gözümü alıyor. Zaten kıyafetimde göstermiştim. Öyle bir şey yok. Bu elimde gördüğünüz çantayı da arkadaşlar Assortic diye bir takım mağazasından almıştım çok önce. Çok güzel bir çanta. Çok seviyorum. İçi falan da geniş, şöyle kocaman. Plaja giderken tabii kullanılacak kadar büyük değil ama böyle işte dışarı çıkarken falan kullanmaya çalışıyorum. Üzerimde de böyle yeşil bir şort biraz önce gösterdim. Bu arada bu büstiyeri biliyorsunuz ben size göstermiştim. Annem hediye etmişti bunu bana, bayram hediyesi miydi öyle bir şey. Sonra bu büstiyer arkadaşlar 80'di numarası. Ben bunun böyle uçlarından anneme aldırıp birazcık küçülttürdüm. Şu anda daha derli toplu duruyor. Çünkü değiştirmek de istemedim arkadaşlar. Modelini
Çok beğendim. Aslında gittim değiştirmek için. Bu model başka, bu küçüğünü bulamadım. O yüzden değiştirmek istemedim. Bunu bu şekilde kullanıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Çok yoruldum. Kayıt işleri de yordu beni arkadaşlar. Biraz bilgisayarım falan yaptırmıştım bunun için. Zaten bunun için yaptırmıştım. Şimdi dinleneceğim. Ondan sonra uyuyacağım. Yarın doktora gideceğim arkadaşlar. Dişimden bir problemim var. Onu halletmem gerekiyor. Yine küçük küçük videolarla sizlerle olacağım. Bir farklılık olsun diye çektim. Hep asansör videosu bilmem ne. Hiç değilse bu sefer farklılık olsun istedim. Hepinizi çok seviyorum. Çok çok öpüyorum arkadaşlar. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın ve hoşça kalın diyorum.